okuyandan, yazandan, ahirete intikal edenlerden Allah mekanını cennet etsin. Kalanlara Allah çok çok uzun ömür versin. Bizi biz eden Müslüman Türk milletinin ruhunun imzasıdır türkülerimiz. Hele hele Avrupa'da, siz Avrupa'da yaşayan vatandaşlarımız, Allah Türkiye'den ve türküden uzak eylemesin insanlarımızı. Türkü varsa dilimiz muhafaza ediliyor demektir. Dilimiz muhafaza ediliyorsa zaten dinimiz de muhafaza ediliyor demektir. Onun için analarımıza çok iş düşüyor. Ve geçen hafta anneler günüydü. Burada çoğunluk yine her zaman olduğu gibi analarımız çoğunluğu yakalamış. Allah razı olsun sizden. Baba, ben sizin evladınız olarak ben anneler gününü Avrupa gibi, Batı gibi bir güne sıkıştıracak kadar biz merhametsiz ve adaletsiz değiliz. Analar ki Allah'ın emanetini 9 ay 10 gün karnında taşıyıp, göğsünden verip, canından, damarından verip bizi bu hallere getiren, bize vefayı öğreten, bize sadakati öğreten, bize merhameti öğreten, bize adaleti öğreten, kısaca Allah'a iyi bir kul, cemiyete iyi bir fert olmayı öğreten analarımız. Ahirete intikal eden bütün analarımızı rahmetle, hürmetle anıyoruz. Yaşayan analarımıza Allah'ım çok hayırlı uzun ömür versin diyoruz. Ve genç bekar olan arkadaşlarımdan da bu ricada bulunuyorum. Hayatta her şeyi değiştirebiliriz. Her şeyi. Milliyetimizi değiştiririz, cinsiyetimizi değiştirebiliriz, memleketimizi değiştirebiliriz, işimizi değiştiririz, eşimizi değiştirebiliriz. Ama hayatta değiştiremeyeceğimiz iki kutsal gerçeğimiz var. Biri anamız, biri de babamız. Onun için analarımızın da babalarımızın dedim. Son albümde rahmetli anama yazdığım ama cümle anamızı ilgilendirdiği için de bütün analarımıza gitsin. Canım annem diyoruz. Ektir o canım anne.
canıma.